Arkadaşlar konuyu anlattık. Şimdi bu konuyu pekiştiren sorular çözeceğiz sizlerle. Yine konumuz asal çarpanlar, bölenler. Yeni gelen arkadaşlar da görmüş olsun. Bir daha söylüyorum. Bu ders notunu kitap olarak satın almak isteyenler açıklamadaki linkten. Yine aynı şekilde ders notunu indirmek isteyenler de yine açıklamadaki linkten indirebilirler. Şimdi ÖSYM nasıl sorabilir? Bize bu lazım. Bir pozitif tam sayının pozitif tam bölen sayısı en ise bu sayıya enkel sayı denir. Bakalım. 6 sayısının 4 tane pozitif tam böleni olduğundan 6 sayısı neymiş? 4 kel sayı. Mesela 6'ya bakalım arkadaşlar. 6 nedir? 2 çarpı 3 müdür? Asal çarpanlar ayrıldığı zaman. 1'i 1 bir artır 2. 1'i 1 bir artır 2. 2 kere 2 ne yaptı? 4. 4 tane pozitif tam böleni var. O zaman bu 6 sayısı ne sayı? 4 kel sayı. Şimdi bana diyor ki kaç tanesi 6 kel sayıdır? Şimdi arkadaşlar burada tek tek yapacağız. Hem de birazcık pratik yapmanızı istedim. O yüzden ben şu yukarıyı sileceğim aşağıya sileceğim. Siz de uğraşın. Evet. Şimdi asal çarpanları hızlı bir şekilde ayıralım. 12 nedir? 4 çarpı 3. O da ne yapar? 2 üzeri 2 çarpı 3. 20. 4 çarpı 5. 2 üzeri 2 çarpı 5. 32. 2 üssü 5. 45. 9 kere 5 45. 3 üzeri 2 çarpı 5. 48. 16 çarpı 3. 2 üzeri 4 çarpı 3. 60. Ellemeyin beni. Ya da elleyin beni. <laughs> 4 çarpı 15 değil mi? 2 4 ne? 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. 72 9 kere 8'di. 8 2 üzeri 3 demek. 9 da 3 üzeri 2 demek. 100. 25 çarpı 4. 25 demek 5 üzeri 2. 4 demek 2 üzeri 2. Onu da yazdık. Tamam. Şimdi arkadaşlar pozitif tam bölen sayısını nasıl buluyorduk? Üstlerini 1 artırıp çarpıyor muyduk? 2'yi 1 artırın 3. 1'i 1 artırın 2. 3 kere 2 ne yaptı? 6. O zaman bu bir dörtgen sayı mı? Evet bir tane bulduk. Güzel. 20'ye geçelim. Ee, üstünü 1 artırın 3. Üstünü 1 artırın 2. 3 kere 2 6 mı? O zaman bu ne oldu? 6 kel sayı. 5'in üstünü 1 artırın direkt ne oldu? 6. O zaman bu da bir 6 kel sayı. 2'nin üstünü 1 artırın 3. 5'in üstünü 1 artırın 2. Çarpın ne oldu? 6. O zaman bu da bir altı kel sayı. Geldik buraya. 4'ün üstünü 1 artırın 5. 3'ün üstündeki biri 1 bir artırın 2. 5 gerekiyor. Bu 10 kel sayı. Gitti. 60. Üzerini 1 artırın 3. Üzerini 1 artırın 2. Üzerini 1 artırın 2. Bu da ne yaptı? 12. 12 kel sayı. Geç. Üstünü 1 artırın 4. Üstünü 1 artırın 3. 12. Bu da 12 kel sayı. Geç. 2'yi 1 artırın 3. Üstündeki 2'yi 1 artırın 3. 3 kere 3 9. Bu da 9 kel sayı. Geç. Kaç tanesi e, 4 kel sayı? 6 kel sayı. 4 tanesi. Onu da direkt üstünü 1 artırıyorsun. 5 üstü 1. 5'i 1 artırıyorsun. Direkt 6. Başka çarpana gerek kalmıyor. Özellikle zaten bunu bilerek verdim ki hani bu örneği de görün. Hani farklı bir şey geldiği zaman aa burada ne yapacaktım? Hoca konuyu anlattı. Ben neden yapamadım demek. Ağlamayın. Güzel tekrar oldu ama bence. bence. Pratik yani. Bunları tam bilmeniz gerekiyor. Ya zaten buradan bir soru geliyor bazen. Onu da boşta bulunursan yapamıyorsun. Sınavdan sonra üzülüyorsun yani. Bir arkadaşını geliyor çat çat ayırıyor çarpanlarına. Geçen bu soru KPSS'de 3 soru olarak geldi atıyorum. Sadece pozitif tam bilen sesini bulup bulmadığını test et. Yarın bir bakmışsın. Çok basit bir şekilde soruyor adam. Evet. Alise? Bu sene girmedim. Kanalımızı takip etsin Alice için. Şunları seyrediyorsa zaten Alice'i fullemesi lazım. Ablan Zeki. O adam dinlemesin. Şaka <laughs> <laughs> yapayım oğlum. Kanalın komple takipçisi Zeki zaten. <laughs> Alice, üniversiteyi bitirenlerin e, akademisyen olmak için girdikleri bir arasından. Orada bu sorular daha fazla çıkıyor. Mesela YKS'de ilk kısımda temel kavramlarda hani bilmem nesel sayı deyip çıkıyor ya. Onlarda birkaç sorular çıkıyor bu. Sizde bir çıkıyor onlarda üç çıkıyor. KPSS'de üç çıkıyor mesela bundan. Bunu böyle alt alta üç o tane şey, soru tamam. soruyor. KPSS'nin sorunu süre. Geçiyorum. Ben çözdüm, Arkadaşlar şu soruda benim çok orijinal bir sorum. Gerçekten hiçbir yerden kopya çekmeden yazdığım bir soru sizi bir anda tökezletebilir. O yüzden size süre veriyorum. Önce siz uğraşın. Ben de birazcık şöyle yerimde uğraşayım. Siz de uğraşın. İşte şu an Ahmet ben de onu düşünüyorum. Yazdığım güne Çok orijinal bir soru var. İşte bütün sayıları deneyecek miyiz? Tüm mesele o. İşte arkadaşlar bakın. ÖSYM sorularında yaşanan atraksiyon bu tam olarak. Soruyu bir anda gördüğün anda hiçbir şey gelmiyor aklına. Tek tek deneyecek miyim geliyor. Burada tek tek deneyecek misiniz? Hayır. Burada biraz deney yapın. Evet, başlıyorum. Tamam. Şöyle mesela, pozitif tam bölenlerinden asal olanların sayısı, asal olmayanların sayısına eşitse. Mesela bir örnek verelim. İki. 2'nin kaç tane pozitif böleni var? 1 ve 2. Asal olanların sayısı bir tane asal, asal olmayan bir tane. O zaman bu ne oldu? Nadir bir sayı oldu. 3'e bakalım. 1 ve 3. Asal bölen sayısı bir tane. Asal olmayan bölen sayısı bir tane. O zaman bu da nadir sayı. 4 ile 40 arasındaki asal sayıları alacaksın. 1. 1 ama bak. Aybüke ne dedim? 1. 4 ile 40 arasındaki asal sayıları alacak mısın? Aldın. Bitti mi? Şimdi yeni bir inceleme daha yapıyoruz. Elit bir renge geçiyorum. Bugün bu soru elit renge hareket etmiştir. Mesela 2 çarpı 3'e bakalım. Kaç tane asal böleni var? 2 çarpı 3 kaç bu arada? 6. Kaç tane asal böleni var? 2 tane. 2 tane. Peki kaç tane pozitif böleni var? Üssünü 1, üssü 1, 1'i 1 artı 2, 1'i 1 artı 2, 2 kere 2 ne yaptı? 4. Bu 4 tane pozitif bölenden 2 tanesi asalsa, 2 tanesi de nedir? Asal değildir. 2 tanesi asalsa, 2 tanesi asal değildir. Demek ki arkadaşlar, 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayılar da yine nadir sayı. Peki 3 tane olsalardı, onu da deneyelim. 2 çarpı, 3 çarpı 5. Kaç tane asal böleni var? 3. Peki kaç tane pozitif böleni var? 1, 1 artır 2. 1, 1 artır 2. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Birbirine eşit oluyorlar mı? Olmuyorlar. Demek ki eşit olabilen tek sayılar kim? 1, 4 ile 40 arasındaki asal sayılar. 2, 2 tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayılar. Şu sorumu eğer birisi çalarsa... <laughs> fitness eğitimde yine kızmıyoruz bazen. Şimdi arkadaşlar o zaman demek ki iki şimdi ne yapacaksın? Ee, asal sayılardan çarpa çarpa e, 4 ile 40 arasında kaç tane sayı koyabilirsin ona bak. Mesela 2 ile ne olur? 2 çarpı 3. 2 çarpı 5. 2 çarpı 7. 2 çarpı 11. 2 çarpı 13. 2 çarpı 17. 2 çarpı 19. Var mı başka? Yok. Kadir belki burada diyebilirsin ki şimdi hocam bunu tek tek deneyim. E tamam burada 4 ile 40 demez ya de sınavda. E, 3 ile 30 er atıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani illa hani böyle çok çıktı gibi görünmez. Şimdi bak 3'e geçeceğim. 3 ile kim olur? 3, 2 o yazmıştım. 3'e 5. 3'e 7. Şuradan kopya çekil. 3'e 11. E, 3'e 13. Kaç? Olmaz. Tamam. 3 çarpı 13. Başka var mı? Yok. Geçelim 5'e. 5'te kim olabilir? 5 çarpı 7. Başka var mı? 2 Aynen 2 asal. 5 e de bitti mi? 5-11-55 yapıyor. 5. 5 bitti. Şimdi kime geldik? 7'ye. 7 ile ne olabilir? 7 ile 5, o var. Daha da olabilir mi? Olamaz. Zaten evet. olabilenleri ne yaptım? Buldum. Peki 1 ile 40 arasındaki asal sayıları söyleyin bana. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Var mı başka? 4 ile 40 arasında diyor. Tamam. Ha, aman dikkat edelim. Bak Cevaphanatın hata almasın. <laughs> Lütfen bir dikkatinizi verin. En korktuğum kıl yerdeyim şu an. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33 olmuyor Yasin, 37, 38 tamam. olmuyor. Tamam. Kimi alacağım? 4 ile 40 arasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane buradan mı geldi? Tamam. Şuraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de buradan geldi. O zaman toplam kaç tane var? 22 tane var diyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Güzel az kalır. Bu soruya özel de harbi yorum yapmayan. Yoruma da şey yazacaksınız ha. Yani, ne yazsınlar? Pense. Bu soruyu dinleyip de yoruma pense yapmayan harbiden ayıp eder yani. Bugün bir şey Bugün pense yazsınlar. Mi? Söyle bu dehşet sorudan sonra bir ikramınız olmayacak mı bize Mesela hocam? Mesela canın ne istiyor? Vallahi canım sizin verdiğiniz her şeyi ister hocam. <laughs> Al o zaman. Mandalina. Yakala. Atma canım. Hocam alıyor mu ya? Anneciğim yakalayabilirsen var. <laughs> Çarşamba pazarından mı aldınız hocam? <laughs> Şimdi sorabilirsin. 5x7-35 neden olmadı? Oldu şurada. Göremedim. Kesinlikle. Tamam. 7 kere 5 demedim için galiba kafana takıldı değil mi? Kamera geliyor. Ya, kamera geliyor tamam. Tamam arkadaşlar. mandanamız, tamam. <laughs> özeldir. Bu sorudan sonra zihniniz açılsın. İyi mi o bak bakayım. Tamam. <laughs> Seçtim ama. ya tek tek. Şuradan vereyim. Yayında canı çeken... Bu, bu, videoyu yazın izleyen arkadaşları şu an düşünemiyorum. <laughs> Alice KPSS'den inşallah gebe bir hanımefendi de izlemiyordur. Yok Yoksa 500 tane dislike falan yiyebiliriz. <laughs> ee, Nasıl vereceksin? Yiyin bugün mandalina. Evet. Evet. Bul bir tane. Evet. Afiyet olsun. Hocam, Geçen gün pazardan aldım da bugün pazardan almadım. <laughs> Bunun bir şarkısı var hocam. Nasıl bir şeydi? Mandalina Mandalina güzel ama ya. Hocam bir şey soracağım. Afiyet olsun. Hı. Ciddi bir şey sorabilir miyim? 80 milyon bu Bunu gerçekten ciddi Şimdi Sor. Mandalina da hocam bazılarında çekirdek yok bazılarında çekirdek var. Yani evet. Çekirdek. Bu nasıl oluyor hocam? Farklı Aynı mandalinanın birinde çekirdek var birinde çekirdek yok. Bak arkasında üzümde de var. Karpuzda da aynı olay var. Ama hocam üzüm salkım salkım üzümlerin hepsi ayrı bu bir yani. Bir, tane kabuğun içinde. Dışarıdan hepsi sarı diye içi Tabii hepsini aynı <laughs> değil mi? <laughs> bunu büyüre, bunu bunu <laughs> şu an zaten bak bizim muhakkak şimdi kapısı var isteniz diye arkadaşlar var. Onu şu an sana açıklıyorlardır Kadir. <laughs> İnşallah sosyal hayat onlardan biriyle karşılaşmazsın. Şimdi arkadaşlar şaka bir yana bu soruda tamam mı? Hani başka nadir sayı var mıdır diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi mesela şuna dikkat edin. Bak bir durun bir şey anlatacağım. Hani şunların üstünü bir artırarak çarpıyorsun ya pozitif bölen sayısı bir anda büyüyor farkında mısınız? Bir anda aşırı büyüyor. O yüzden bunlar birbirini yakalayamıyor. Yakalayabildiği tek şey var. Bir iki tane asal sayının çarpma şeklinde yazılabilen sayılar bir de asal sayılar. Başka hiçbir yerde bu durum yok. Yani bunu da tevafuk olarak dedim. Ulan ÖSYM neyi sormadı neyi sormadı diye böyle düşünüyorum kendime. Neyi sormadı? Bu geldi aklıma. Ama bence çok da güzel orijinal bir soru yani. Evet. ÖSYM bir adım öndeyse biz de bir adım geride olmayacağız. Geldik şimdi arkadaşlar ÖSYM nasıl sorabilir? Mandelbrot'ta yediniz. Mandelbrot'ta olmayan arkadaşlar da bir şey yesinler evden bulup. <laughs> bir pozitif tam sayının kendisi dışındaki pozitif bölenlerinin toplamı kendisinden büyükse o sayıya ender sayı denir. Evet Endercu'da e de selam olsun. 18 sayısı ender sayıdır. Çünkü 18'in pozitif tam bölenleri 1, 2, 3, 6 ve 9'un toplamı 21'dir. 21, 18'den büyüktür. Demek ki pozitif tam bölenlerini toplarsam, kendisinden de büyük olursa ne olacak? Ender sayı olacak. Bak bütün konuyu tekrar ediyoruz. Farkında mısınız? Yani böyle hiçbir detay es geçilmiyor inşallah. 12 enderdir. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar, 12 mesela ender midir? Bakalım, 12'yi bulalım hemen, ağaç yapalım. 1, 12, 2, 6, 3, 4, bitti. Toplayın. 1, 2 daha 3, 6, 10, 16. 16, 12'den büyük mü? Evet. O zaman bu ne? Ender. Pozitif tam bölenleri var. kendisi dışındaki pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisinden büyükse evet. Her asal sayı ender sayıdır. Bakalım. Mesela 7'ye bakalım. 7'nin kendisi dışındaki Ama ne? Bak. Bir dakika durun. Bu kavgaya son noktayı koyacağım. Toplamı, bak ne diyor? Kendisi dışındaki pozitif bölenlerinin toplamı diyor. Yedinin kendisi dışındaki pozitif böleni kim? Birin bir şeyle toplam olmadığına göre bir 7'den küçük mü? O yüzden ender sayı değil. Eledim sizi. <laughs> Her çift sayı enderdir. Aynen sen elledin. Bravo. Mesela ikiye bakalım. İkinin pozitif bölünü kim? Bir. Bir ikiden büyük mü? Değil. O zaman ender değil. Ha atıyorum sen burada bir yanlışlıkla giderdi 12, 18'e bakarsan ender dersin. O yüzden burada Ahmet cin gibi olacaksın. Cin gibi olacaksın. İngilizce nasıl söylüyorlar Ahmet? Bilmiyorum. Evet. <laughs> you must be cin. <laughs> evet şimdi arkadaşlar şurada şey demişiz. Her potuk diye ama şu ender olacak tamam mı? Şu an siz ders notu sizde olan arkadaşlar zaten buraya ender diye görüyorlar da. Her ben ilk başta potuk sayı demiştim de. <laughs> Sonradan diyor ki potuk çok e, ilk köylüce oldu. Ama köylü milletin efendisi de bunu da bir yanını hatırlatırım. Ben de çocukluğunu köyde geçmiş bir olarak. Dedim ki biraz arkadaşlar yadırgayabilirler bizi. E, nasıl ellerimizi yadırgamasınlar. Şu an sosyalliği yiyorsun. <laughs> her ender sayının ilk katı ender sayıdır. Her ender sayının ilk katı da ender sayıdır. Ayrıca. Evet hocam. Doğru. Net doğru ya. Bir bir milyon doğru. 2 e, Şimdi şöyle. Bak 12'yi bir daha inceleyin. 1, 12, 2, 6, 3, 4'lü değil mi? Şu bir kalsın elimizde Şimdi 12'nin katı kim? 24'ü inceleyeceksin değil mi? Sen 24'ü incelediğin zaman ne diyorsun bak? 1'e 24 2'ye 12 3'e 8 4'e 6 Şimdi burada dikkat ediyorsan 1 var, 2 var. 2'nin katı kaç? 4 de var. 3 var. 3'ün katı kim var? 6 var. 4 var. 4'ün katı kim var? 8 var. 6 var. 6'nın katı kaç var? 12 var. Zaten bu şekliyle şu anda bu ender sayıydı değil mi? Şimdi sen bunun iki katını aldığın zaman o bütün bölenleri de ikiye katlamıyor mu? Bütün bölenleri ikiye katlıyor değil mi? Tamam kendisi de katlıyor ama o zaten o adamın bölenleri de katlıyor. Bölenleri de ikiye katladığı için o bölenlerin toplamı zaten kendisini geçtiği için kendisi ikiye katlasa da o bölenleri de yine ikiye katladığı için de geçmiyor mu? Geçiyor. O yüzden her türlü her ender sayının iki katlı ender sayıdır cümlesi doğru arkadaşlar. Bence anlamıştır. <laughs> evet. Her ender sayının <laughs> Ender <laughs> Gerçekten şu her sorularında ben de yani bir şey oluyorum. Bir kıl oluyorum ama burada bariz belli. Her bölenini ikiye katlıyorsun. Mevcut bölenleri zaten geçiyordu. İkiye katlayarak da geçiyorsun. Her türlü geçersin. Evet şimdi geldik öbür soruya. İki ender sayının toplamı her zaman bir ender sayıdır. Şimdi arkadaşlar mesela iki tane ender sayı bulalım. Biri 18, diğeri 12 miydi? 18, 12 ender mi? 18, 12'yi toplayın. 18 ender soru örnek verdi ya. 30. 1 kere 30, 30. 2 kere 15, 30. 3 kere 10, 30. 5 kere 6, her türlü bence olmayacak da bir dakika dur. Evet. <laughs> 6.30. Toplayın. Bu da ender oldu. Daha farklı bir örnek verelim arkadaşlar. Ama sayı toplandığı zaman o sayının şeyi bozulabilir, ritmi bozulabilir. Mesela tekli çifti toplarsın, asal sayıya denk getirebilirsin onun toplamını. Asal olduğu zaman da olmaz. Her türlü mü? Bir dakika. Şu alanı bir açın. <laughs> ben örnekte evde çalışırken denemiştim ama bir dakika durun. Şimdi 27 mesela tek sayılardan bir örnek verin. 15 denesek olmaz. 27 deneyelim mi? 3'e şey 1'e 27 geç onu. 3'e 9. Başka da yok. Nasıl bir şey deneyelim? Kendisi dışındakileri alacağız. Tamam Burada kaçı deneyelim ya? Bence bu oyuncu her zaman doğru değil ama örneğin... 15 ender mi? Evet. Evet, 2 ender sayı olması lazım. Mesela 20'ye bir bakalım mı? 20 neydi? 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5. Toplayın. 15, 19, 21. Her türlü geçiyor mu? Tamam, 20 ender. Başka bir ender daha bulun. 18. Tamam. 38 mi yaptı? 1'e 38. 2'ye 19. Var mı başka? Yok. Topla bakayım. Ender oldu mu? Olmadı. Şimdi anladınız mı? Bak çarpımları olsa çarpımları olsaydın bir dakika o da olur. Düğmeyin durun. Herkese dersin çarpma. Onlara girmeyin ya. Adam sormamış. <laughs> Siz de girmeyin ya. Yani. Demek ki ben sormadım yani onu. Onu da yorumlara izleyici yaz. Hani izleyiciye bıraktık onu da. Şimdi şimdi olanları bulduk daha yeni. Olmayanları da izleyici yazsın. Seyirciye bıraktık. Şimdi bak. İki ender sayının toplum her zaman ender sayıdır yanlış. Ben nereden şüphelendim? Onu da söyleyeyim size bir daha. Nereden şüphelendim? Şuradan şüphelendim. Cevabı al bu arada. Ee, asal sayı denk gelirse olmaz diye düşündüm. Anladınız mı? 38'e denk geldi. O yüzden bak şurayı dikkatli okuyacaksın. Şu örneği dikkatli anlayacaksın Aybüke. Geçiyorum. Yani sorular fena ha. Ya. Yani bir an türbülansa düştüm. Evet. Bir pozitif tam sayı asal çarpanlarına ayrıldığında asal çarpanların üstlerinin toplamı başka bir pozitif tam sayı asal çarpanlarına ayrıldığında o sayının asal çarpanlarının üstlerinin toplamı eşit ise bu iki sayı öz ikiz sayılar denir. Mesela 24'ü ayırmış üstlerini toplayın kaç yaptı? 4. 36'yı ayırmış üstlerini toplayın kaç yaptı? 4. O zaman 24 ve 36 sayıları neymiş arkadaşlar? Kadir neymiş? Öz ikiz sayılarmış. 24 sayısıyla öz ikiz olan en büyük iki basamaklı sayının rakamları çarpımı kaçtır? Bak 24'ü de burada ayırmışız ha. Öyle de iyi, iyi niyetliyizdir ha. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 mi? Üstlerinin toplamı kaç olacak? 4 olacak. En büyük sayı bulacağız. Kim arkadaşlar? Vallahi şu an ben de sizin gibiyim ha. Yani ben de bunu hazır bilmiyorum. Ee, hani öyle benim de hemen anında şunu söyleyeyim bekliyorum. Ezberde iş yapmadığımı biliyorsunuz. Kaç? Tamam 81 bir aday. Mesela 81 nedir? 3 üzeri 4'tür. Üstle, 3 ile 1'i topla 4 yapıyor mu yapıyor? Peki daha farklı bir şey bulamaz mısın? Soruyu mu anlamadın? Soru şu. He? Yok şey olacak. Üstlerini toplayınca 4 olacak. Daha farklı. Daha, daha farklı derken mesela en büyük sayı soruyor. 99 neyi mesela? 99'a bakın. 352 çarpı 11. Topla bunları kaç yapıyor? 3. 98 olmaz. 97 olmaz. 96 olabilir mi? 32 çarpı 3. Ee, olmuyor. 32 çarpı 3 müydü? O da olmaz. 95. 94. Şimdi bak bunu böyle tek tek denemeyeceksiniz tabii ki. Ne <laughs> yapacaksınız? Şöyle yapın arkadaşlar bakın. Bir dakika durun ben size yöntemini anlatacağım. Öyle teknik. Tek... Güzel kardeşim çıkacak sakin ol. Şimdi bak. Üstlerinin toplamı 4 olacak ya. Mesela 2 üzeri 3 ile bir şey çarparak yapabilir misiniz? Kaç 2 üzeri 3? 11 mi? 11, e, 2 üzeri 3 kaç? 8 mi? 8 e neyi çarparsan olabilir? Bir asal sayı söyleyeyim bana. 8 ile 11'i çarpsan 88. 13'ü çarpsan 104 mi yapıyor? 11. Mesela bu 24'ün bir özü kizi midir? <laughs> Öz ikizi. Tamam. Peki 2 üzeri 3 ile ilgili başka olabilir mi? <laughs> olamaz. Yani bundan daha küçükleri de lazım değil bana. 3'e bakalım arkadaşlar. 3 üzerine bir çalışma yapalım. 3 üzeri 3 zaten olamaz. Hani 27 ile bir şeyin çarpımı her türlü aşar. <laughs> Dur bir dakika. 3 üzeri 3'ten ne olur? 9 değil mi? Hayır 3 üzeri 3 zaten burada var ya. Yani bunun yanına mesela 5 yazsan 20, 3 üzeri 3 27 ya 5 yazsan olmuyor. Farkında mısınız? Demek ki üssü 3 olandan şu anda elde edebiliyor musun? Onu görün diye istiyorum. Üssü 3 olandan geliyor mu Aybüke? Gelmiyor. Peki üssü 3 olandan gelmiyorsa nereden deneyeceksin o zaman? Üssü iki olandan dene. Mesela üssü 2 olandan deneyelim. 2 üzeri 2 kaç? 4. 4 ile mesela kaç çarpmak istersin? 100 oluyor o zaman. 2 tane şey olmayacak. Mesela 3 olsa 5 olsa kaç oluyor? 60 mı oldu? Evet. Tamam. 60 olmuyor mesela. Başka bir tane daha deneyin. 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 7 mesela kaç oluyor? 84 mi oldu? 12, 12, 12 kere 7, 84. Şuraya 11 desek kaç olur? Aşıyor değil mi? Tamam. Galiba buradan daha uzun çıkacak da bir eylemeyin bakalım. Birkaç tane deneyelim arkadaşlar. Şimdi sınavda siz de aynı heyecanları yaşarsınız. Şurada yaşayalım heyecanımızı beraber. 3 üzeri 2 çarpı bir şeyden gelebilir mi? 9 kere 5 45 yapar. Her türlü aşar. Şuradan bitmesi lazım galiba ya. O zaman demek ki şu anda ya bulduk göremiyor muyuz acaba? Ee, 88 mi? Şuradan kaç geldi? 88. 88'den daha büyük bulabilen var mı? Bir dakika. 3 üzeri 2. 2 çarpı 5. Aferin. Bakalım ne geldi buradan? Ee, topla 4 yapıyor. Evet doğru. Ne geldi? 90. 90'da rakamların çarpımı kaç yaptı? 0. Ozancağımız kaç? 0. Yani 2 üzeri 2 bitirdikten sonra kime bakacaktık? 3 üzeri 2'ye. 5 üzeri 2'ye zaten bakmana gerek yok. Her türlü çarparsan aşarsın. Bir de 2'ye bakarken Merve orada kontrol etmiş olursun 5 üzeri 2'ye zaten. O yüzden burada direkt senin kontrol edeceğin 3 üzeri 2. Ee, yani şurada ama şu arkadaşlar. 2'nin üstleriyle oynayın. Bitince 3'e geçin. Bitince de 5'e geçin. Ama bu soru zor bir soru yani. Bu tarz sorular da var. Gerçekten burada üstlerle biraz oynamak gerekiyor. Çok eleyici bir soru çıkarsa bu tarz bir soru çıkar. Birazcık da bizim şıklardan da e, esinlendirip dönememiş. Soruyu da daha zorlaştırdı. Ben aslında sıfır olduğundan dolayı cevabım 90 olduğunu biliyordum da yine de hani buradan görmek istedim. Yani Ahmet burada olay anladın değil mi? Üstlerle tek tek oynaman lazım. Bir daha öz özetleyeyim mi yoksa geçeyim mi? Şimdi hocam diğer soru, ne ya? diğer soru arkadaşlar. Boşta bulunan bir arkadaşı tamamen türbülansa itecek bir sayı. İşlemi her A pozitif tam sayısı için A sayısının asal say çarpanlarının çarpımı. Bize de demişiz ki kutu eşit, A eşittir, A eşitliğini sağlayan 90'dan büyük iki basamaklı kaç tane A sayısı vardır? Şimdi bakın bu da yine çok farklı bir soru. Yazarken fark ettiğim bir soru arkadaşlar. Yine özgün bir soru. Şimdi bu kutu A neymiş? A sayısının asal say çarpanlarının çarpımı değil mi? Bu neye eşit olacakmış? A'nın kendisine eşit olacakmış değil mi? Soru onu istiyor. Anı kendisine nasıl eşit olabilir? Sadece asal sayılar olursa olabilir. Mesela 2 çarpı 3. Asal çarpanları kaç? 2 ve 3. Çarpın kaç yaptı? 6. Sayı sırf asal çarpanlardan oluşacak. Ve üstleri ne olacak Hilal? Sadece 1 olacak. 1'in dışında başka bir şey olmayacak. Eğer 1'in dışında bir şey olursa o zaman ne olur arkadaşlar? Ee, bu sağlamaz. Mesela atıyorum ki 2 üzeri 2 çarpı 3 olsun. Şu an sayının kendisi kaç? 12. Asal çarpanlarının çarpımı kaç? 6. O yüzden üstleri 1 olacak. Anladınız değil mi? Üstleri 1 olursa kendisine eşit olabiliyor. Eğer sayı asal çarpanlarına ayrıldığında üstleri 1'in dışında başka bir şey olursa bu bir kutu A eşitliğini sağlamaz. Ha, 90'dan büyük üstü tek tek deneyeceğiz. Mesela 90'dan büyük kim var? 99, 98, 97, 96, 95, 94. Bir kere 99 9 çarpı 11 olduğu için 3 üzeri 2 çarpı 11 olur. Bu bir kere gitti. 98 olamaz çünkü 2 çarpı 49 yapıyor. 2 çarpı 7'nin karesi yapıyor. Üssü 1 olacaktı. Bak 2 olduğu için hani üst gitti. 97 kendisi asal olduğu için geldi. 96 zaten e, neydi? 32 çarpı 3'tü. Sabahtan beri söylüyorum. 2 üzeri 5 çarpı 3'ten dolayı bu da gitti. 95 olur. 9 kere 15 çünkü. Asal çarpanlarını çarp bakayım. 5 ile 19 çarparsan kaç yapıyor? 95. Kendisine meşit. Evet o zaman ne oldu? 95 bunu sağlıyor. 2 tane buldum. 94 arkadaşlar. 2 çarpı 47 midir? 2 çarpı 47 ne yapar? 94. Bu da asal bu da asal mı? O zaman 94 de sağlıyor. 93'e bakalım. 3 çarpı 31. 3 de asal 31 de asal. O zaman ne yaptı? 93. Bak bu da sağlıyor. E, 92'ye geçelim. 92 olmayacak. Mı. 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 Evet. 252 çarpı 23'tür. Üssü 2 olduğu için olmaz. 91'e geldik. O da arkadaşlar 13 çarpı 7'dir. Üstünde 1 var. Üstünde 1 var. O yüzden bu da oldu. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Doğru saydım değil mi? 94, 93, 91. 90'dan büyük mü diyorduk? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Bak şu soruda gerçekten sınavda gelse çoğu arkadaşı durdurur ha. Samimi Şimdi bir şey var ne hani bak. ÖSYM ezberi bozuyor değil mi? Herkes alışıyor. Onun dışında bir soru. Bak şu soru var ya alışıla gelmişin dışında bir soru mesela. Ender sayıdan önceki sorunun adı neydi? O. Nadir. Nadir sayı he. ha. Nadir. nadir sayının kankası yani bu da. Yani şu kutu a eşittir a eşitliğini görmek gerçekten mesele. Orijinal bir soru ya. Hiçbir yerden esinlenmedim. Belki öğretmen arkadaşlarımın aklına gelmiş olabilir ama He? Bir de burada şu anda farkınız 90'dan sonrasını bugün komple gördük derste yani. Çünkü en gıcık yer neresi? En büyük ya da en küçüğü soruyor. Tamam, onunla 20 arası herkese kolay. Ama 90'la 100 arasında insan korkuyor yani. Siz bugün 90'la 100 arasında ne zaman parçalamayı gördünüz. İşlemler yavaş olan arkadaşlar olabilir şu anda izleyenler. Onlar da lütfen e, durdurup önce uğraşsınlar. Hani ben direkt 3x31 ile tek tek hesap makinesi hesaplarsam herhalde bu ders 20 ders olur. Geçelim buna. Bir pozitif tam sayının tüm asal çarpanlarının çarpımı bu sayının yarısına eşit ise Allah bu sayı yarık sayı denir. Buna göre 12, 2 üzeri 2 çarpı 3 olduğundan 12 sayısı. Şimdi arkadaşlar çok gıcık bir soru. Bir pozitif tam sayının tüm asal çarpanlarının çarpımı sayının yarısına eşit. He bak. Bu da yine çok orijinal bir soru. Bak bunu da bir yerden çalmadım. <laughs> Hırsızlık zaten bizde yok da. Esinlenmedim yani. Kendim orijinal esinlendim. Şimdi 12'nin asal çarpanları kim? 2 ve 3 mü? 2 ve 3 çarparsan kaç yaptı? 6. 6 12'nin yarısı mı? O yüzden 12 sayısı yarık sayıdır. 2 basamaklı kaç tane yarık sayı vardır? Hayda. <gülüyor> burada <gülüyor> bak burada espri ne biliyor musun Hani yarısı olacak ederek yarısı olması için arkadaşlar burada 20 2 lazım tek espri o yani şurada 202 olacak öbür sayı mesela ne olabilir 3eri2 olacak öbür sayı ne olabilir 5. Bak mesela bu sayı nedir? 20 değil mi? Asal çarpanlarını çarpın. 2 kere 5 10. Yarık oldu mu? Oldu. Dikkat et. 2 üzeri 2 bu böyle devam etsin arkadaşlar. Başka var mı diye ben bir keşif yapayım. Bu böyle kalsın. Bir mekanımızı belirleyelim. Peki 2 üzeri 2 ile mesela buraya 3 buraya 5 yazsam asal çarpanlarını çarpın. 3 kere 5 15. 15 kere 2 ne yaptı? 30. 60'ın yarısı mı? 60'ın yarısı evet. Bak 4 kere 3 12, 12 kere 5 60 mı? Evet. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30 mu? Evet. Ne oldu? Yarısı oldu. Burada amaç ne? 2'nin üstü 2 iki olacak. 2'nin dışındakiler ne olacak? 1 olacak. Şimdi bak şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Tamam. Şunu kabul ediyorum. İki basamaklı tüm yarık sayıları size sormayabilirler. Ama şu soru Tamamen şurası diye var. Tam çıkacak orijinal sordun ha. Çünkü ÖSYM soruyor mesela Kadir. Adam bir giriyor sana ben hayatımda böyle soru çözmedim diyor değil mi? Şu anda da hayatında böyle soru çözmüyorsun. Ben orijinal. Ben Bu oldu. Peki başka nasıl oluştu? Dörtlü de yapabilir miyim? Yapabiliyorsan yap abi. Evet bir moral gelsin. Dörtlü yapabilir misin Kadir? 2 dört kere üç, on iki, on iki, beş, altmış. İki basamağı aşağısı. He, o zaman tıpış tıpış şuralarda oynayacağız Kadir. Bak nasıl oynuyoruz gör. 2 üzeri 2 çarpı kaç? 7 değil mi? Sonra devam edelim artık. Seri devam edelim. 11 devam et. 13 boş yapma devam et. 17 <laughs> 19 başka 23 başka bitti bak. Bitmeyecek zannediyordun değil mi? Bitti. Niye? iki basamaklı sormuşum sana. Bu bitti. Gel buraya abi. Ee, 4 kere 3, 12, 12 kere 5, 60 mı? Zaten 60 gibi kötü bir yerden başlamışsın. Şimdi 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 7 yazabilir misin? Yazarsın. 84 yapıyor. Kadir. Peki 7'yi aşabilir misin? Bitti. 7 bitti. Şu an 3'ü tükettin mi Elif? Bak senin yöntemine gidiyorum. 3'ü tükettin mi? Tükettim. Şimdi kim kaldı geriye? 5. 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7 yazarsın. O da olabilir mi? O da alamaz. Bak. Bir sürü çıktı mı? Çıkmadı. Bence şu halinde de çıkar. Al sana bu kadar yarık sayı var. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 üzeri 1 mi? Bir, bir, e bir dakika. 2 e. çarp 5 diyorsun değil mi? Neydi? Bir. Asal çarpanların çarpımı diyor bak. Tekrar çarp tekrar 10 geliyor. Burası kaç? 12 mi? Asal çarpanları kim? 2, 2 ve 3 çarp 6 mı? 6, 12'nin yarısı mı? O yüzden bu ne oldu? Oldu. Seninkine bakalım. 10. Sayı 10, kendisi de 10. Olmadı yani. Tamam değil mi? Çarptığın zaman, yani asal çarpanlarını çarpınca sayının yarısı gelecek. Bunların hepsi sayının kendisi. Ama çok feci bir soruymuş ha. Yani ben gerçekten şu an kendimi de tebrik ettim. Allah'a da burada hamdü senalar etmek istiyorum. Bu ekran karşısında. Tebrik yani. Dördü geçemezsin doğru. Buraya geldiğin zaman da e, üçlü yapacak olursan da bunu mecburen kim sana sınır koyar? Üç ve beş diyorsun. Üç ve yedi diyebilirsin. Aşamıyorsun. E, buraya geldiğin zaman da beş ile zaten hiçbir şeyin olma şansı kalmıyor. Neden? Çünkü 20 oluyor. 20 ile hangi asas çarpı sayı geçmiyor? Ya soruyu gördüm. Farklı bir soru gerçekten. Kaç tane olduğu zaman bir daha sayayım. Son kez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Değil mi? Tamam. tamam. Olur ya insanlık hali eğer gözümden bir şey kaçarsa arkadaşlar konunun ne kadar kıl olduğunu görüyoruz. Şu an bütün IQ'mu hepsini kullandım yani. Yani mandalina değil, mandalina fabrikası yesem şu anda da gelemem kendime. Sor. 4 Test ettik. Onu ben nasıl sınır koyayım Elif biliyor 4 kere 25 yapıyor ya. 25 açmayacağım demek. Arkadaşlar şimdi bu sorumuza dikkatli bir şekilde bakalım. Gerçekten eleyici bir soru. Beni eledi. Beni elediği için ben elenmiş biri olarak karşınıza tekrardan geldim. İki basamaklı bir doğal sayının pozitif tam bölenleri sırasıyla 1, A, A artı 6 ve kendisidir. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Pozitif bölenler şu şekilde bulunuyor. Ee, Anlatmıştım konu anlatımında. Mesela 50'nin pozitif bölenlerini bulacağız. Ne yapıyorsun? 1 kere 50, 50. 2 kere 25, 50. 3 olmaz, 4 olmaz. 5 kere 10, 50. 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz, 10. 10 da vardı. İşte pozitif bölenlerini bu şekilde buldum. Sistem bu. Adam şimdi diyor ki bak. Bir kendisi A, A artı 6. Tamam mı? Bir de burada sayımız nasıl bir sayı? İki basamaklı bir sayı. Ve burada dikkat edin. 5 kere 10 50. 2 kere 25 50. 1 kere 50 50. O zaman A ile A artı 6'yı çarparsam neyi bulurum? A ile A artı 6'yı çarparsam e, neyi e, bulurum? E. Şöyle yaparsam daha rahat olur. A çarpı A artı 6. Şimdi arkadaşlar burada A'ya değer vereceğiz. 2 basamaklı sayılar yapacağız. Ben şimdi elendiğim yeri göstereceğim size. 1 verse, bir versem 1 bir çarpı 7 2 basamaklı mı? Değil. 2 versem 2 çarpı 8 2 basamaklı. 3 versem 3 çarpı 9 2 basamaklı. 4 versem 4 kere 10 40 yapar. 5 beş versem 5 beş kere 11 55 yapar. 6 kere versem 72 yapar. 7 versem 7 kere 13, 91 yapar. 8 versem 8 kere 14, 112 ambulans gider. Şimdi arkadaşlar ben o gün bu sorunun çözümünde dalgınlıkla hepsini aldım. An alabileceği değerleri. Yani 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi aldım. Fakat yanlış aldım. Şimdi yanlışımızı da söyleyelim ki biz düşüyorsak siz de düşebilirsiniz. Ben sorunun yazarı olarak düştüm yani soruyu. Bu soru tarzı da Türkiye'de ben hiç görmedim. Bir yerden almadım. Tamamen kendi ürettiğim bir orijinal bir soru tarzı. Şimdi arkadaşlar bu hani sayımız ne? A çarpı artı 6 ya. Mesela 2'ye 8 olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz biliyor musun? 2 bölen 8 bölense 4 bölen olmaz mı? Peki burada bak 1, 2, 8 kendisi. 4'ü yazabiliyor musun? Ee, o yüzden senin şuradaki 4 sayında ne yapması gerekiyor? Sağlaması gerekiyor. Gitti. Nasıl? Onun gibi de bir şey yani. Tam böyle teşhiste koyulamıyor. Bak mesela 3 ile 9'a bakalım. 3'ü ver. 1, 3, 9, 27 oldu değil mi? Bak 3 kere 9 ne yapıyor? 27. 1, 3, 9, 27. Bak dikkat edin aralarında asal mı? Değil. Ya burada birazcık denemek lazım. Buket yani burada hani tam şudur diyemedim. Ben de diyemedim. Sadece burada ben uyarımı yapıyorum. Yukarıda bakın. Araya bir tane bile çarpan girerse ne yaparsın Ahmet? Çarpılırsın. Benim gibi çarpılırsın. O zaman bu oldu mu? Oldu. 4 ile 10 olur mu mesela? Olmaz. Niye olmaz? Sebebini göstereyim. 1, 4, 10 kendisi. 2'yi nereye yazacağım? 4'ün bölündüğü her sayı 2'ye de bölünmez mi? 2'yi nereye yazacağım? Hop ne yaptı? Gitti. 5, 11'e bakın. Tek mı? 10, 10. Zaten çiftler hepsi olmayacak. Niye? Çünkü 2'yi kaybediyor adam baştan. 6 olmaz mesela. Bak. Yani. Bak 5, 11 olur. Niye? 1, 5, 11 55. Bu oldu. Mesela 6 ve 12'ye bakalım. E 1, 6, 12, 72. İyi 6 bölüyorsa 3 bölmez mi? 2 bölmez mi? Nere? niye yoksun? Ha? Niye yoksun? Gitti. 1, 7, 13, 91. Hepsi oluyor mu? Oluyor. O zaman kaç tane oldu arkadaşlar? 7 ve 13'ü aldım. 1'e 7 olmaz çünkü iki basamaklı olmuyor. 1, 7 olmadı. A, 3 oldu 1. 5. 5 oldu 2. 7 oldu 3. Toplayın bunları arkadaşlar. Kaç yapar? 15. Çok cins bir soru. Şimdi burada amacımız şu. ÖSYM Ersin'e orijinal soru soruyor. Tamam mı? Hani piyasa ilk gördüğümü biliyorsun. Aa ben bunu ilk defa görüyorum. Ben de bu mantıkta her zaman soru üretmeye çalışıyorum. Bu da mesela aa ilk defa böyle bir soru görüyorum dediğiniz sorudur. Ve gerçekten soru kendisini bir daha eleyecek. Ve şu mantığı çoğu arkadaşı bilmiyorum bilmiyor. Yani 1 kere 50 50, 2 kere 25 50, 5 kere 10 50. Pozitif bölenler böyle bulunuyor. Hızlı bir şeydir. Biz buna ne yöntemi dedik? U yöntemi. Burada da bulduk. Ama dediğim gibi burada sen 6'yı bölen olarak aldığın zaman 2 ve 3'ü de alman gerekiyor. Ama 2 ve 3'ü almamışsın. Elendim. Arkadaşlar dersimizi, yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, sizlere de tekrardan katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu soruyu edit yaptık. E çünkü ben ilk seferinde şu şeyi kaçırdım yani. 3 ve e, 2 ve 8'i. 4 ve 10'u, 6 ve 12'yi ben almıştım yanlışlıkla. O yüzden ben burayı tekrardan çektim. Yanlışımı da söylüyorum. Ben yaptım bu hatayı. Siz yapmayın. Burada yapın, sınavda yapmayın. Biz yapalım, siz yapmayın. Kendinize de iyi bakın.